Hoş geldin ya Zemince. Hoş geldin ya Zemince. Bu gece eğlence. Hoş geldin ya Zemince. Neşeli yüzlerle. Hoş geldin ya Zemince. Şenlensin gönlün. Uyku hali hissedebiliyor musun? Yok be Şahit Usta, sadece açlık hissediyorum. Ulan daha az önce yarım ekmek içine kaşar peyniri yedin. Şimdi bırak işkembeyi mişkembeyi de şöyle kendini biraz şu hipnoza ver ya. Ne yapayım Şahit Usta, sabahtan beri beni hipnoz edip uyutmaya çalışıyorsun ama yapamıyorsun. Vazgeç bu sevdadan. Şahitliğin ana Britanikasında vazgeçmek diye bir kelime yazmaz oğlum. Bak şimdi, bakınız. Cilt 1, fasikül 2. Şahit bir şey kafaya koydu mu mutlaka yapar ya. Beni hipnoz yapacaksın da ne olacak Şahit Usta? Ulan karizmatiktir. Hülya Avşar'ın programında sen görmedin mi? Herif bütün kızları hipnoz ediyor. Sen bir aslan terbiyecisisin diyor. Kızlar da aynen öyle davranıyor. Şimdi ben de dükkana gelen kızları hipnoz edersem çıtır terbiyecisi olurum. Gevşeme lan, gevşeme. Hadi hipnoza devam ediyoruz. Bari hipnoz olmuş gibi davranayım. Yoksa şu ayıp ustadan kurtuluş yok. Gözlerime bak. Gözlerime bak. Şimdi derin bir uykuya dalıyorsun. Derin. Uyudun mu lan? Şeper, uyudun mu lan? Ha? Vallahi uyudum ha. Dur ben şimdi bunu bir kuş yapayım. Sefer lan. Sen artık bir kuşsun oğlum. Kuş, 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 kuş. Öt lan bakayım. Çık 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 çık. Vallahi başardım lan. Demek ben herkese hipnoz yapabilirim lan. Çık 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 çık. Uç lan bak. Uç lan. Uç baba Tobi. Çık 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 çık. Tamam lan tamam. Tüylerim dökülecek. Merhaba. Oh. Kimleri görüyorum? Biz sizi daha önce hiç görmedik ki. Ama ben sizi rüyalarımda her gece gördüm. Hatta rüyalarımda yakınlık derecemiz bayağı ilerlemiş. Durun durun. Adınızı söylemeyin de ben tahmin edeyim. Bu kadar güzel bir mimara sahip olduğunuza göre sizin adınız mutlaka harikadır. Sizin de bu kadar mükemmel bacaklara sahip olduğunuza göre sizin de adınız mutlaka mükemmeldir. Çok şakacısınız ama benim adım Şebnem. Benimki de Didem. Didem. Didem, Didem, Didem. Sessiz nereye, nereye gidem, Didem. Benim de adım Dal. Şuayif Dal. Cik 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 cik. Tamam lan, kesin cik 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 demeyin. Sen nerede? Neredeyim ben? Kuşlar nerede? Bu beyefendiye ne oldu? Beyefendi, Manyas Kuş Cennetinden buraya geldi.
Tabii vatan hasreti olduğu için arada bir böyle cik cik diyor. Bravo Şuayb Usta. Çok müthiş bir şekilde hipnoz yapıyorsun. Biraz daha kuş olarak dursaydım sıcak ülkelere göç edecektim valla. Siz hipnozla mı ilgileniyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ben yedi göbekten hipnoz ustasıyım. Burası da hipnoz dükkanıdır zaten. Dışarıdan çakozlamasınlar diye buraya böyle bakkal havası verdim. Çok iyi ya. İsterseniz size de topluca bir hipnoz uygulayabilirim yani. Ha, merak etmeyin, hipnozlarımız el değmeden hazırlanmıştır yani. Ay bilmiyorum. Kabul edelim kız. Baksana çok matrak bir hepsine benziyor. Biraz kafa bulursun. Tamam o zaman, şöyle kısa sürecek bir hipnoz yapın bize. Ha, merak etmeyin, yapacağınız tek şey gözlerimin içine bakmak olacak. Bakıyoruz Şuayb Bey. Gözlerimin içine bakın. Gözlerimin içine bakın. Şimdi derin bir uykuya giriyorsunuz. Uyuyorsunuz. Uyuyorsunuz. Oh. Hatırladınız mı? İkiniz de benim sevgilimdiniz. Evet Şuayb, seni sevgilindik. Ama ben daha çok sevgilindim Şuayb. Benim bir dediğimi iki etmezdiniz. Etmezdik. Evet, bugün benim sarayımda tadilat var. Bu gece sizin harem dairenize gidelim mi? Evet. Bizim harem dairemize gidelim. Oğlum şuradan iki tane şanaplar kaliteli olsunlar. Tabii Şuayb Usta. Vallahi önümde saygıyla eğilmek istiyorum. Müthişsin. Bravo. Tamam yalakalığı bırak. Bana bak, zaruret ararsa tekere, Cansu ararsa Coca-Cola'ya gittim ben, ona göre. Tamam Şuayb Usta. Buyurun kızlar. Şöyle buyurun. Güle güle. Hatırladınız mı kızlar? Sizinle alışveriş yaparken tanışmıştık. Hatırlamaz olur muyuz Şuayb? Seni görünce Şebnem'le hemen kavgaya tutuşmuştum. Niye kavga ediyorsunuz kızlar? Burada herkese yetecek kadar Şuayb var. Sizin evinizde ne güzel gecelerimiz olmuştu. Kimse Şuayb'siz kalmamıştı yani. Tabii canım, hatırlıyoruz. Peki sevgilim, sen şeyi hatırlıyor musun? Ne? Hani bize burma bilezik alacaktın. Ne? Burma bilezik mi? Yoksa hatırlamıyor musun Şuayb? Ama bak biz her şeyi tek tek hatırlıyoruz. Hatırlamaz olur muyum? Hatta o burma bilezikler şu an cebimde. Hayır, düşünceli Şuayb. Yok canım. Ne demek düşünceli olmak? Hem çok düşünceli, hem yakışıklı. Hem de çok espritüel bir adamsın Şuayb. Bir erkekte aranan ve hiç kimsede bir arada bulunmayan bütün özellikler sende var Şuayb. Vallahi benim gibisini mumla arasanız bulamazsınız, mumla. Vay anasını be. Gözümle görmesem inanmazdım. Dalga geçiyordum ama Şuayb Usta kızları resmen hipnoz etti. Boynuz kulağa geçer derler. Ama ben de zamparalıklı Şuayb Usta'mı geçeceğim. Yaşasın! İşi kaptım galiba. Kendi kendimin uykusunu getirdiğime göre hatunları da Şuayb Usta'm gibi uyutup hipnoz edebilirim artık. Hey! Yaşasın! Savunun kızlar! Sefer geliyor, sefer! Aslında mutlaka hatırlarsınız ama ben yine de söyleyeyim. Her gün sizin eve gelirdim. Hatta yatıya bile kalırdım, hatırladınız mı? Hatırlamaz olur muyum sevgilim? Hepsi daha dün gibi aklımda. Sizin eve tüm gün ve prime time'da rahatlıkla girip çıktığım bir anahtar vermiştiniz bana. Ne oldu o anahtarı? Ya ben o anahtarı kaybettim ya. Acaba yenisini yaptırıp bir tane daha verir misiniz? Ay lafı mı olur, sevgilimiz değil misin? Tabii vereceğiz. Ay tabii vereceğiz diyen o dilleri yerim ben be. Peki sen hatırlıyor musun sevgilim? Bize deri ceketle yüzük alacaktın. Ulan ne biçim hipnoz bu? Nereden çıkarıyorlar deri ceketi yüzüğümüzü be? Yoksa hatırlamadın mı sevgilim? Tabii hatırladım. Hatırlamaz olur muyum? Hatırladıysan al o zaman, hadi sevgilim. Hadi. Alalım sevgilim. Evet. Sucuk, tereyağı ve salam. Buyurun hanımefendi. Gözlerime bak. Bak. Gözlerimin içine bak. Evet, şimdi derin bir uykuya dalıyorsun. Ne yapıyorsun be? Delirdin mi sen? Evet, delirdim. Senin aşkından deli divane oldum. Ya hatırlamadın mı? Hani sen benim sevgilimdin? Manyaksın!
Mustafa'ya bak, utanmaz, terbiyesiz şey. Seni Şuayb Bey'e şikayet edeceğim. Ya zaten bu numarayı Şuayb Usta öğretti bana. Boşuna şikayet etme hanımefendi. Ya, bir yerde bir yanlışlık yaptım ama nerede? Hay Allah, kadın sevgilim olacağına bir anda panter emel oldu. Ay, çok teşekkürler sevgililer. Ya sizin gibi stereo sevgililere feda olsun. Şuayb, şeyi hatırlıyor musun? Ama yeter artık ya. Param bitti. Kredi kartlarımın limiti suyunu çekti. Hadi bir an önce haremimize gidelim ya. Yarın hatırlarız beraber. Hipnozunuza biraz da şarap ilave edelim. İçelim, açılalım, hatta saçılalım değil mi? Buyurun. Evet, şöyle. Sen de kimsin? Bizim evde ne işin var? Ne oluyor lan? Hipnozun gazı kaçtı galiba. Tekrarlayalım. Şimdi kızlar, gözlerimin içine bakıyorsunuz. Derin bir uykuya dalıyorsunuz. Allah kahretsin lan, bu hipnozun aylık ve yıllık olanından yok mu be? Evet. Şimdi ikiniz de benim sevgilimdiniz, hatırladınız mı? Tabii ki ikimiz de senin sevgiliniz Şuayb'cığım. Niye ikide bir bunu bize hatırlatıyoruz? Olsun, ben arada bir hatırlatırım. Aa, şeyi hatırlayabildiniz mi? Hani biz sizinle trencilik oynardık ha? Aa, ne trenciliği? Barlıyor trenciliği. Hatırlamadınız mı yoksa? Nasıl oynardık? Bir hatırlatsana sevgilim. Şimdi tabii ki hatırlatacağım. Şimdi şöyle oluyor hayatım. Ben bilet kontrolörü olarak kompartımanınıza giriyorum. Siz biletinizi almadığınız için size ceza olarak... Çok hoşsun sevgilim. Neyse biz üzerimize rahat bir şeyler giyip geleceğiz. Tabii rahat bir şeyler giyinin canım. Hatta o kadar rahat bir şeyler giyinin ki üzerinizde bir şey var mı yok mu belli olmaz. Artık kabak tadı verdi. Tamam canım, paketleyelim gitsin. Nasıl paketleyeceğiz? Hayatta gitmez bu yapışkan şey. Sen orasını bana bırak. Ne yapacaksın? Ben içeri gidince beni ara. Ne diyeceğim? Seninle abimmişsin gibi konuşacağım. Ve onun gözünü öyle bir korkutacağım ki ne yapacağını şaşıracak. Görmüş olduğun gibi ben de üstüme hafif bir şeyler giydim. Böylece eşit durumdayız. Didem Hanım nerede? O üzerine daha erotik bir şeyler giyecek. Çok iyi. Erotizm zaten çok faydalı bir şeydir. Her haber lazımdır. Alsana. Çok teşekkür ederim. Pardon. Alo. Eyvah abim. Alo, kız Şebnem. Ben abim Behçet. Şimdi oraya geliyorum. Abi, ne olursun şimdi gelme. Kız arkadaşlarla biraz eğleneceğiz de. Gelsin canım, ne olacak ya? İstersen abine de bir hipnoz yapayım. Şöyle bir sandalyeye dönüşsün ha. Bir kenarda otur, ne olacak yani? Behçet abim psikopattır. Öyle hipnozdan filan anlamaz. Onun işi gücü mafya, silah, haraç filandır. Ayrıca lakabı da parçala Behçet'tir. Hay Allah be. Ya bu siyasiler de mafyayı ortadan kaldıramadı gitti. Şimdi neredesin abi? Ne? Merdivenlerde misin? Birazdan burada mı olacaksın? Yok bir şey abi. Tamam. Ben ne taraftan tüyebilirim? Şöyle bir yangın merdiveni ya da zampara kaçış tüneli gibi her evde olması gereken bir yer yok mu ya? Sevgilim, tek çıkış yolun burası. Balkondan atlayacaksın. Ya burası kaç katlı be? Ulan şimdi karizmaya sarsmadan atlamak da lazım he. Sevgilim şimdi kaç katı falan mı var? Eğer abim gelirse seni zaten öldürecek. O da doğru. Ben gideyim o zaman. Ay, hiç bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum. Ne oldu? Mafyacı abi lafını duyunca ikinci kattan aşağı atladım. Arada bir bu hipnoz manyağının bakkalına gidip hipnoz olmak lazım. Çok eğlenceli. Ay kesinlikle. Hay senin gibi Behçet abinin. Ulan iki saat sonra gelseydin olmaz mıydı lavuk? Ulan böyle yürüyerek de
karizmayı sarsmamak lazım ya. Allah Allah. Ulan benim hipnoz gücüm ne güne duruyor? Oh. Ulan şunlara ben bir... Aa, bir alet bir bakar mısın abi be? Bir şey mi var? Abicim sana bir hipnoz yapacağım ben be. Şöyle gözlerimin içine bak böyle. Derin derin bir bak. Uykuya geçiyorsun. Derin bir uykuya geçiyorsun. Uyuyorsun. Uyudun. Tamam abi. Şimdi ben senin efendinim, sen de benim kölemsin. Ben ne dersem sen onu yapacaksın abi. Birader çıkar şu ceketi bakayım. Ya bayılıyorum kendime ben. Her şeyi yapabiliyorum artık ya. Alayım canım. Tut bakayım şu ceketi Macit. Şu lavuğun ağzını burnunu hipnoz yapayım da gündüz gözü adam soymak ne demekmiş öğrensin çıkıyor. Abi şimdi ben senin efendinim abi. Transa geçtik yani. Uçak. Dışarıda kaymak gibi hava var. Biz burada toz bağlar gibi kabuğumuza çekilip eve kapandık. Bari pikniğe pikniğe gitseydik. Bizim arabamız mı var ki pikniğe gideceğiz Hamase? Bu devirde arabasız tuvalete bile gidilmiyor. O zaman biz de bütçemize göre bir araba alalım canım. Olur. Ne marka olsun? Danimarka. Saçmalama Hamase. Danimarka diye bir marka mı var? Canım ben ne dediğimi biliyor muyum Allah aşkına? Dışarı çıkmaya beynim oksijensiz kaldı herhalde. Senin oldu mu olası beyninde oksijen kifayetsizliği vardı zaten. Bizim emekli maaşımızla biz bir arabanın ancak bir tekerleğini alabiliriz. Hem canım zaten biz istediğimiz zaman Rüştü bizi gezmeye götürüyor. Rüştü bizim servis şoförümüz mi Allah aşkına? Çocuğun da işi gücü oluyor her zaman. İnsanın kendi arabası olmazsa evde mahkum hayatı yaşar. Aman otur oturduğun yerde. Bu havada ne gezmesi ne pikniği. Havanın nesi var evvel baksana günlük güneşlik. Asıl böyle havadan korkacağım ya. Bir rüzgar bir sıcak al sana işte hastalık. Aslında o da doğru. Naciye'nin ertesi de bu havalarda ülser olmuştu. Aç kapıyı aç ülserdir bu. Ülser mi? Ne ülseri? Naciye'nin ertesinin ülseri. Kadın gezmeye giderken ülserini evde bırakıp gelecek değil mi? Hadi aç aç ertesini bekletme kapıda. Kadın aklını iyice dingildetti anlaşılan. Ülserin ne işi var gezmede? Herhalde bronşitle birlikte gelmişlerdir. Merhabalar. İyi günler efendim. İyi Talih günler. Kapıyı çalınca programından geliyoruz. Bu sefer Talih sizin kapınızı çaldı. Kutlarız. Salih kapıyı çalınca niye açmıyorsun Hamaset? Bak şikayete gelmişler. Salih mi? Hangi Salih? Salih değil efendim. Talih kapıyı çalınca siz Hamaset Hanım olmalısınız. Daha önce yarışmamıza katılmak için bizi aramıştınız. Ve Talih ayağınıza kadar geldi. Araba kazanma şansını elde ettiniz. Araba mı? Sadece araba mı? Televizyon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve daha milyonlarca lira değerinde hediyeler. Ey güzel Allah'ım sana şükürler olsun. Biz de tam arabamız yok diye üzülüyorduk. Gönderiverdin. Keşke uçağımız yok, trenimiz yok diye üzülseydik değil mi? Hadi buyurun gelin. Şöyle buyurun. Gelin. Evet, biliyorsunuz yarışmamız ezber ve beceri dallarından oluşuyor. Siz kendiniz için hangisini tercih ederdiniz? Ezber mi olsun, beceri mi? Ezber olsun, ezber. Bizim ezberimiz sular seller gibidir, öyle değil mi Feyyabi? Tabii canım, sular seller gibi ne demek? Süper, süper. Hiç unutmam. Ortaokuldayken. Neyse, şimdi unuttum. Evet, hemen açıyoruz o zaman. Bakıyoruz. Ezber çıkıyor. Kazandık Beyer Bey, kazandık. İşte ezberleyeceğiniz metin de burada. Çok kolay. Kısaltmalar ve onların açılımlarından oluşuyor. Mesela TBMM yani Türkiye Büyük Millet Meclisi veya TDK yani Türk Dil Kurumu gibi. Verdiğimiz metni bir hafta içerisinde ezberliyorsunuz ve kader anı geldiğinde eksiksiz olarak söylediğinizde
bizden bir otomobil ve milyonlarca lira değerinde hediyeler kazanıyorsunuz. Aa, bir haftaya ne gerek var çocuğum, biz bunu bir saat içinde ezberleriz. Hadi gidip stüdyonuzu yarışalım hadi. Tabii canım, bizim için 15 dakikalık bir iş var. Maalesef yarışmamızın kuralı böyle. Olsun canım, bunca zamandır otomobilimiz olsun diye bekledik. Bir hafta daha bekleriz, ne olacak? Tabii canım, bekleriz bekleriz. Geç olsun da temiz olsun. Temiz olsun. Hadi kalk be abi kalk. Şu yarışmaya hazırlanalım. Talih kapımızı çalmışken geri çevirecek değiliz herhalde. O bardaklar ne öyle hamaset? Yarışmada bize bardak çevirmeci çıktı ya. Ay sen yanlış hatırlıyorsun olur mu öyle şey? Portakal çevirmeceydi o. Yok, kuzu çevirmece. Ya kuzu çevirmece olur mu hiç? Dur bakayım neydi? Hah, bilmece bildirmece el üstünde kaydırmaca. Ayol, bilmeceyi bilmeceyi nereden çıkartıyorsun? Bize yarışmada ağzında kuş tutmaca çıktı ya. Ağzında kuşu nasıl tutacaksın hamaset? Ya bu kadarı da zırvalamaca. Ama sen de erken bunamaca. Bize yarışmada ezber çıktı ya. Al işte kağıtlar da burada. Ben de ezberlemece dedim ya hamaset. Lafı niye dolandırmaca? Tamam tamam tamam. Hadi hemen çalışmaya başlamaca. Önce okumaca sonra ezberlemece. Sindire sindire ezberlemece. Yoksa arabayı kaybetmece. Ağzından yel alasıca. İyi ezberlemece arabayı kazanmaca. Peki bu nece? Türkçe görmüyor musun? Yoksa sen kafayı mı zıplatmaca? Canım benim gözüm görmemece. O kadar da bunamamaca. T, B, M, M. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Evet. T, D, K. Türk Dil Kurumu. Evet. P, T, T. Posta Telgraf. Ne? Posta telgraf, o kadar. Zart, yanlış. Telefonu unuttun. Ayol, telefonu özelleştirdiler ya, posta ile telgraf kaldı. Olabilir ama burada öyle yazmıyor. Neyse, devam, devam. ÖSS, öğrenci seçme ve saçma sınavı. Zart, yanlış. THK, Türk Hava ve Kurban Derilerini Toplama Kurumu. Zart, yanlış. SSK, Sosyal Sigortalar Kepazeliği. Zart, yanlış. Ay canım, sen de her şeyi zart tut edip duruyorsun Allah aşkına. Bunun nesi yanlış? Kepazeliği de nereden çıkarttın Hamaset? Sosyal Sigortalar Kurumu olacak. Ama bana göre Sosyal Sigortalar Kepazeliği. Kendi yorumumuzu da katamayacak mıyız canım? İyi, kader anında da kendi yorumunu kat da fıstık gibi arabadan olalım. Ezberleyemiyorum artık, bunadım desene sen şuna. Sen bana bunak diyemezsin bir kere. DBŞ ne olacak? DBŞ mi? Evet, dingildek beyinli şaşkın. Dingildeğin D'si, beyinlinin B'si, şaşkının da Ş'si. Kısaca DBŞ. Sen bana DBŞ diyemezsin. BBE sende. Sen bana bunak böğürtlen ezmesi mi diyorsun? Evet, aynen öyle diyorum. DBE. Dur sana TTC. Hadi oradan TKT. ABDCE. Kaleme ne o? O, Ü, B, Y, Z. Hadi oradan be. A, İ, A, İ. RTÜK, Radyo Televizyon Kapatma Kurumu. FMÖ, Mazhar Fuat Ömercik Üçlüsü. ÖSYM, Öğrenci Seçme, Yerleştirme ve Yerine Oturtma Merkezi. Şu bacaklarını indirsene Allah'ın sen. Yarışmaya çıktığında 60 milyonun karşısında böyle bacaklarını havaya mı dikeceksin? Ama böyle daha iyi canım. Daha iyi beynime kan gidiyor. Bir ezberlediğimi bir daha unutmuyorum. Ama beynine kan gidiyormuşmuş. Senin beyin damarların birinci köprü gibi devamlı tıkalı olduktan sonra yani bacaklarından tavana alsak yine ne yapıyor? Beğeni, KÇB. Ne? KÇB diyorum, kapı çatıyor, bakıver. Tamam tamam, AP. Atıyorum, patlama yani. İyi günler Peyami amca. S.İ.G. Ne kimi? Yani sana da iyi günler S.İ.G. yani kısacası. Ben bir şey istiyor musunuz diye soracaktım da. Aa, Hamaset. Kapıcı soruyor. B.İ.V.M. İstiyor musun? Aa, olmaz olur mu canım? Söyle kapıcıya. İ.E.B.Y. getirsin. Hamaset yengeni duydun. İ.E.B.Y. istiyor. Nasıl yani? Ya iki ekmek bir yoğurt. Hala anlamadın mı? İ.E.B.Y. yani.
İkinin iyisi, ekmeğin e'si, birin b'si, yoğurdun y'si, iye b'ye. Ana, zavallı ihtiyarlar iyice kafayı sıyırmışlar. AET, Avrupa Ekonomik Topluluğu, IMF. Yeter artık hamaset. Yani yarışmaya geç kalacağız. Bir haftada ezberleyebildiysen ezberlemişsindir. Ayol niye geç kalalım? Daha 2 saat vaktimiz var. Raporda da yazıyor zaten. Aa doğru bak 15.30. Çarşamba 15.30 yazıyor burada. Tabii. Bugün perşembe değil mi hamaset? Perşembeyse ne olmuş? Ne olmuş var mı? Yarışma dün yapılmış. Gitti araba. Ne? Ciddi misin be abi? Ya şakası olur mu? Baksana. Tüh bak. Nasıl da kaçırdık gününü. Hay Allah vallahi o kadar sular seller gibi de ezberlemiştim. Araba çantada keklik dikeklik. Bir de pikniğe mikniğe çıkacağız diye de havaya girmiştik. Gördün mü bak. Bu havada ne pikniği hamaset. İnsan hep böyle güzel havalarda hasta olur zaten. Doğru söylüyorsun aslında. Bak Naciye'nin gelini de bu havalarda ülser olmuştu. Ama İKŞA. İKŞA mı? İyi ki kaybettik şu arabayı yani. İKŞA. Tabii İKŞA tabii. Yani aslında arabayı al, pikniğe git, hasta ol. Yani durduk yerde başımıza bela alacaktık. Tabii canım İKŞA. Yani. Verilmiş sadakamız varmış. Bacanak, ben iyice gecikmişim ya. Hani şu bizim arsa meselesi vardı ya, ona gidip bakacaktım. Ama şu bizim sokaktaki boş daireye de bakmaya gelecekler bugün. Ya Bacanak, senden rica etsen gelenlere şu boş daireyi bir gösterirsin artık ha? Yapma be Bacanak, ben ne anlarım emlak memlak işinden ya. Ah be Bacanak, sen de ne adamsın ha. Bir yaralı parmağı pansuman yapmazsın yani. Bir dakikada gösterip geleceksin, ne var bunda? Anlamıyor musun kardeşim? Bu benim işim değil, muhasebeciyim ben. Vicdan muhasebecisi olsaydın daha iyiydi be. Hiç olmazsa böyle bana yardım etmek için bin dereden su taşımacılığı yapmazdın. Tamam. Başlama yine duygu sömürüsüne. Ver anahtarları. Aslan bacana. Tamam. Hadi tut bakalım. Abla ya. Ya bari 15'te bir şu eve temizlikçi kadın çağırsan diyorum. Bu ne böyle dişi Spartaküs gibi? Ay delirdin mi sen? Evet dişi temizlikçi sinek bile sokmam ayol. Aa evde erkek var. Ayol ben manken çağır demiyorum ki. Sıradan bir temizlikçi kadın çağıracaksın ablacığım. Allah Allah enişte mi baştan çıkaracak hali yok ya. Ay çıkarmayacağını malum. En mutasip bir kadın bile camı silerken öyle gayri ihtiyari orası burası oynayıveriyor. Bak şu camı silene kadar görüyorsun değil mi? İster istemez insanın kıçı başı oynayıveriyor. Kadın anatomisinin zaafları var. Kadın anatomisinin zaafları vardı, erkek anatomisinin yok mu? Sen tam bir paranoyaksın abla. Bu eve Asena bile gelse temizliğe, inan bana eniştem yan gözle bakmaz. Çünkü eniştem öyle bir adam değil ki abla. Ne bakarsın? Pes vallahi ya. Hakikaten sen çatlaksın ya. İnanır mısın? Oscar'lar dağıtılsa en iyi kıskanç yardımcı kadın Oscar'ını sen alırsın. En iyi yardımcı kıskanç kadın ödülü... Peki... En kıskanç kadın Oscar'ını kime verecekler zannediyorsun ki? Ay her kadın senin gibi olsa kıskanır mıyım hayatım? Ne var hiçbir şimdi? Tarafın oynamıyor sopa gibisin. Oynat bakayım. Al işte. Ay yok işte. İyi günler. Ben kiralık ev için rahatsız etmiştim. Siz mi görecektiniz? Evet. Bir mahsuru mu vardı? Yok canım. Ne mahsuru olacak? Benim için bir mahsur yok da dairede tam bizim sokakta. Fevriye beni bu fıstıkla beraber görecek olursa gözlerime mil çeker valla. Affedersiniz. Acaba evi görmeniz şart mı? Anlatsam kafanızda hayal edemez misiniz? Mesela evin salonu 4 köşe. Odalar da öyle. Mutfak da dolayısıyla 4 köşe. Ben de her ay başı ev sahibine vereceğim kirayı anlatsam. O da şöyle paraları cebinde hayal etsin. Şaka yapıyorsunuz herhalde. He? Tabii canım şaka yapıyorum. Buyurun gidelim. Ev möbleli demiştiniz değil mi? Evet möbleli. Hem dayalı döşeli üstelik salonda 4 köşeli. Aslında görülecek pek bir şey yok ama. Kirası tam olarak ne kadar demiştiniz? Seni anam benim için doğurmuş mecanım.
Hamurunu benim için yoğurmuş canım. Miftu mi? Gübran! Mektup! Üstelik yanında bir şırfıntıyla birlikte! Aa, nerede? Ayol ne meftunu ne şırfıntısı be ablacığım? Göremiyorum. Bana bak, sen kıskançlıktan iyice kafayı yedin, hayal görmeye başladın. Ne hayali be? Gözlerini gördüm. Üstelik camlar bu kadar temizken yanlış da görmüş olamam. Kaçtık ya, bak bana girdiler. İyi o zaman el sallarlar bize birazdan meftun enişte. Salak hala anlamıyor musun? Herif garsonu yer tutmuş elin şırfıntılarıyla birlikte. Ay ablacığım sen kafayı mı yedin yani şimdi Meftun enişten bu kadar salak olabilir mi? Hayatına bir şırfıntı sokacak ve karşı daireyi garson yer olarak tutacak. Tamam işte işin içine heyecan katmak için. Evinin karşısında garson yer, garson yerinin karşısında ev. Sen ölümlerden ölüm beğen Meftun. Ümran muhtara söyle Meftun'u kütükten silsin. Çünkü o artık yok. Abla be belki de sen Meftun enişteyi başka birine benzettin. Ben onu şimdi birine benzeteceğim. Öyle birine benzeteceğim ki hiç kimse tanımayacak. Kadın delirdin mi dur? İşte bu kapıdan girdiler. Ama bu son girişleri olacak. Tam da bizim evin karşısında ayol. Adam bizimle dalga mı geçiyor nedir? İnsan evinin karşısında garsonu yer tutar mı? Hadi tuttun diyelim. Bari garsonu yerinin karşısında evini tut. Abla ne saçmalıyorsun be? Ya tutma. Ablacığım diyelim ki bu apartmana girdiler. Hangi kapı olduğunu nereden bileceğiz yahu? Gerekirse teker teker bütün zillere basacağız. Dünyanın bütün zillerine basmak zorunda kalsam bile bu işin peşini bırakmayacağım. Buyurun yatak odası şu tarafta. Buradalar. Nasıl hoşunuza gitti mi? Aa bu gerçekten bir tür enişenin sesi. Salak. Olağanüstü. Mükemmel. Böylesini daha önce hiç görmemiştim. Bu da hiçbir şey değil. Yani bir de komple görseniz dudağınız uçuklar. Aa fevkalade canım. Daha ne olsun? Aa, bakın yatağı şöyle pencere kenarına alabiliriz. Yok yok. Böyle iyi. Tanrım ne kadar da şanslıyım. Tanrım ne kadar da şanssızım. Daha önce hiç isteyen olmadı mı? Aa birkaç kişi istemişti ama biz de şöyle doğru düzgün birileri olsun istedik. Yani siz de gerçekten çok şanslıymışsınız. Açılmıyor mu bu? Şişmiş galiba. Canım müsaade edin. Çok kolay ya. Açılır. İzin verin. Ay çok affedersiniz. Canınızı yaktım galiba. Yok canım. Önemli değil. Siz benim bir de karımın sakarlıklarını görseniz bunu ciddiye bile almazsınız. Ahlaksız herif. Beni karıştırma bari. Aman. Yeni bir kazaya sebebiyet vermeyelim. Şey o zaman siz şöyle şeydi. Tamam şöyle şey diyeyim. Niye duruyoruz be abla? İçeri girip canlarını okuyalım şunları. Hayır şimdi olmaz. Daha sonra iki polis de suçüstü yaptıracağız. Cem ortada bir suç var mı? Var tabii ki. Suçüstü yakalanın. Evet cezalarını çeksinler. Çekecekler tabii. Birden fazla kişiyle yapılan suçlar organize suçlara girer. Bunlar resmen organize suç örgütü kurmuşlar. Şşşt geliyorlar ablan. Hayır. Yukarı. Hadi. Vallahi doğrusunu isterseniz ben çok memnun kaldım. Ama ne olur benden sonra kimseye şey edin tamam mı? Aa, yok canım şey edilir mi hiç? Olur mu öyle şey? Buyurun. Meftun, sen beni aldatmazsın değil mi? Bunu da nereden çıkardın hayatım? Nasıl da bozuntuya vermiyor alçak? Ha, öyle değil mi? Dünyanın bin bir türlü hali var. Bak geçenlerde gazetede okudum. Adamın biri sevgilisine evinin tam karşısında garsonu yer tutmuş. Korkudan boğulacaktı neredeyse pis zampara. Ya olamaz ya. Bu olamaz yani. Evinin karşısında garsonu yer tutmuş. Oha adamdaki cesarete bak. Geç dalgana bakalım adi herif. Seni suçüstü yaptırıp hapislerde süründürmezsen bana da fevriye demesinler. Ya hadi bu işi yapıyorsun. Bari karınla dalga geçme değil mi? Öyle değil mi? Tabii canım çok adice.
Ama biz ne kadar şanslıyız değil mi Meftun? Birbirimizi hala ilk günkü gibi çok seviyoruz. Tabii ki hayatım. Canım benim. Canın çıksın değil mi? Güney, Meftun orada mı? Dışarı mı çıktı? Peki işi uzun mu sürecek? Yok ben öylesine aradım. Daha sonra yine ararım. Hadi bay bay. Demek işi uzun sürecek. Ben bilirim o işleri. Ve neredeymiş? İş yerinde yokmuş. Nerede olabilir sence? O şırfıntıyla be. Ha şunu bileydin. Eğer onu suçüstü yapıp dünya aleme rezil kepaze etmezsen bana da fevriş demesinler. Yürü. Yürü. İşte şuna bak. Lütfen karım memur bey. Nedirci arkadaşlar. Siz de fotoğraf makinenizi hazırlayın. Birazdan Astro skandalına tanık olacaksınız. Acele etmeyin hanımefendi, acele etmeyin. Burada tabakhaneye deri taşımacılığı yapmıyoruz. Ayol nasıl acele etme, biraz daha beklersen boynuzlarım kapıdan geçmeyecek. İçerideki pis damfara günlerdir beni aldatıyor, üstelik bir şırfıntıyla. Rica ederim hanımefendi, şırfıntıya cevap hakkı doğuracak şeyler söylemeyin. Şu an kendisi burada değil. Canım bundan sonrası artık devlet ilgilensin, sen karışma. Ayol delirdin mi, burada aldatılan benim. Devletin boynuzlarına cila çekilmiyor. Lütfen açın, kırın şu kapıyı. Ayol kırsanıza şu kapıyı ya. Tamam hanımefendi, hallederiz şimdi. O kıskanç karın bizi asla burada bulamaz hayatım. İyi ki tuttuk bu daireyi. Sen de o salak kadının nesinden korkuyorsun? Bir türlü anlamıyorum. Ay kırın kapıyı. Aldatıldığım yetmiyormuş gibi diye alay söz konusu oldum. Gürültü dene böyle. Eyvahlar olsun, basıldık galiba. Ne kanun ablacığım ya, sen kendini amına konuş. Her neyse, siz de şahitsiniz. Burada zina yapıyorlar. Gördünüz değil mi Medyaj arkadaşlar, çekiyorsunuz değil mi? Ne zinası canım? Aramızda hiçbir şey olmadı ki. Biz sadece arkadaşız. Tabii canım, biz de öküzüz. Kalk ulan, pis olacağım. Kalk buradan. Kalk! Kalk dedim sana. Kalk sana! Bu Meftun değil ki! Pes yani Fevriye. İnsan gözüyle görmeden böyle bir işe nasıl kalkışır? Canım ben nereden bileyim o şırfıntıya kiralık daire gösterdiğini, ben metresini sandım. İşin kötüsü o bastırdığın kadının yanındaki adam var ya, benim en iyi müşterimdi. Rezil olmuştur, artık o işi de geri alır. Aman zaten o kaç zamparanın işinden sana hayır gelmezdi. Geldim. Geldim ayol. İyi akşamlar gelin. Bizimkiler. Bacanak, ya bacanak, yarın sabah bir işim var, yani bir arsa işi. Diyorum ki şu boş dairelerin anahtarlarını versem de bir göstersen. Sakın ha! Demek bizim bunlar senin başının altında. Yok, başının altında. Yazma. İnşallah şu ayı öğleye kadar uyur da pazar keyfi niyetine atacağı dayaktan kurtuluruz. Anneleri yeterince beslenmemişse hayatta kalıp yeniden doğurabilmek için kendi yavrularını yer. Hadi! Ulan! Getirmez! Koş lan koş! Siz ikiler televizyona çıkmışlar. Gel ananı kuzuyorlar. Ne bizim gel televizyona mı çıkmış? Ne ulan koyan Tayfun Talipoğlu mu gitmiş? Ana! Hani görmüyorum be, baksana belgesine çıkmışlar. Bak şuradaki bozayı var ya, burada İstanbul'daki ütülmüş abi el sallayan diyor. El sallasana bir ayıp olmasın. La sana sabahleyin aç karnına sigara içmek, bir de yumruk yemek. Yani sağlığa zararlı demediler mi lan? Ulan yapma, kurban oldum bak. Yumrukla Savaş Derneği'ne üye oldum. Vallahi bak yumruğu bırakıcın artık. Ana. Ne oluyor lan la, teknolojiyi ne kadar ilerletmiş Sima, kafana vurunca zil sesi çıkacaksın. İşte bir daha çıktı. Dur bakayım, dur bir de kuş ötüştü, zil sesi çıkarayım. Saçmalama, baynak.
La ayıp konsantresi, kapı sili çalıyor. Hayvanat. Günaydın. Günaydın. Günaydın enişte. Ne haberle bitirmiş? Bak, hiç itiraz istemiyoruz. Pikniğe gidiliyor. Ne? Heh, bütün mahalle gitti. Arap Kadir abiler bile gittiler. Ne demiş biz de dedim ya. Neden çıkarıyorsunuz pazar günü pikniği belki? Ne güzel, ben bunu diyordum. Biz bize eğleniyorduk. Ulan senin katil de yok. Hem pikniğe, yani o ormana gidersek oradaki akrabalarımla hasret gidermişsin. Hadi otomatikman bizi geri çevirin. Sensiz olmaz bu işler. Ya yani. Hem aramızda ormanı en iyi bilen sensin. Tamam lan, gidelim anasını. Yüksek yüksek tepelerde en vurmasına. Gerçekten de temiz hava iyi gelir diyen mi be? Tabii kız, akşama kadar hadi stresleniyor, seni dövüyor. Temiz hava stresini geçirtir. Ya stresini atarsa beni de dövmez lan. Hayır, hiç dövmez hem de. Aferin kız. Ha, gel ırıs bu yanaklarından öpeceğim, gel. Kız görenlere ne olur şimdi kız? Geçip bu kadar eşya yetmez ama neyse, hadi bakayım binin gidiyorsun. Hadi yürü. Hop hop hop, ne oluyor lan, ne oluyor lan? Binin gidiyoruz demedim mi? Siz buraya bineceksiniz, geçin bakayım. Ha. Geçin. Olsun kız, bu hadi. Hadi bakayım. Gel, açık havada gidiyorsun. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Şöyle. Gidiyoruz. Konu komşuya da benim. Bitmiyor, bitmiyor. Leytilmiş. Ormanda seni ayılar karşılamaya gelmemiş be. Vallahi çok ayıp he. Ayılık da ölmüş de haberimiz yokmuş. Salak salak konuşma lan. Etmiş mi değil mi? Al gel etleri buraya. He, bir şeye bir şeye. Bak ben bir şey soracağım sana. Ha. Sen küçükken ormanda ayılar seni küçükken bulup büyütmüş ya. O orman burası mıydı? Dayı bak. Biraz daha konuşursan ben de şimdi seni buraya gömecin ayıla bulup çıkaracak. Lan şaka yap. Etli olmadı mı lan ve sen etleri. Ya bir şeye bir şeye be. Ya. Kız Ruhiye. Acık üflesene mangalı be. Ulan lafa gelince mangalda kül bırakmayan, işe gelince mangal bile üflemeyen. Acık üfle üfle. Vallahi laf aramızda çok acıktı be. Anam ben de. Karnım zil çalıyor. Vallahi. İş. Hadi hadi yiyelim azıcık lan, daha. Lan ne yettik de geldik şuraya be. Vallahi 2 yıldır ağzıma et koymadım be. Ulan anasını sattımın yoksulluğundan vejeteryan da kılıyorsun. Kız aynen öyle be. Şunlara bak, ne lezzetliler değil lan mi? Lan şunları da pişirelim, hep beraber yiyoruz. Al şunları lan, pişmiş dur. Vallahi bu. Dur, dur bak, dur. Al şunları. Şöyle ettirelim. Biz zahmet etme, ondan... ben kendim alırım. Tamam. Ha. Al lan. Şu domatesleri yıkayalım. Kalk kalk. İyi. Tut şunu. Suyu tut sen. Şimdi iyi. Ben tutayım da sen böyle avuştur avuştur yıka, tamam mı? Tamam. Şöyle yapıp ver de. Heh güzel. Şöyle bir su dersin olur canım. Ne alacak yani? Olsun lan. Olsun lan. Allah elim döndü. Allah Allah Allah. Allah. Hala. Lan. Hadi et ben. Hadi. Sen nerede? Hepsini güdünüz mü? Vallahi kaynananız sizi hiç sevmiyormuş, kahrımış. Aa. Nefret ediyormuş lan. Aa, bir kremek bırakmamışlar be. Aç. Aa, kız açlıktan öleceğiz burada. Et kalmadı. Anne. Domatesli ekmek var be. Ne güzel. Hem bak bu biberleri böyle mangala koydun mu? Ha. Vallahi billahi. Aynı et gibi oluyor. Değil mi? Hadi gel koyalım. Hadi yürü bari. Aferin lan Nasir. Beceriyorsun. Ne güzel sallanıyorsunuz lan. Yenge, bak öteki sancağı da sana kurdum. Aa. Otomatikman kendi kendine sallan. Hem oğlum. Çok sallanayım be. Hadi. Ha, lan. Ha. Bu sallanmıyor. Bunun ipleri bozuk be. Takılmış. Öyle olur mu ya? İtilmiş enişteyi çağır da seni sallasın. İtilmiş. Ha. Ulan bir rica etsem gelip beni bir sallar mısın be? Bak Rasim Ruhiye'yi ne güzel sallıyor. Hem bak çok kolay ha. Böyle salıncağın arkasından bir itiyorsun. Ondan sonra salıncağın sana geri geldiği zaman bir daha itiyorum. Ne olursun be? Hadi be. Olur sallarız. Ama ver bak ben kendi usulümle, kendi stilime göre sallarım. Tamam canım, salladınız salla. Sağ sağ. Bak biliyorum var ya şu itilmiş hakikaten aslında çok iyi kalpli bir adam be. Hazır mısın lan? Hazırım ben, hazırım. Ver bak, şimdi bak, şöyle tutuyorum. Tamam. Şöyle iniyorum. Tamam. Ondan sonra çakıyorum. Ne yapıyorsun lan? Bırak! Gelin, çakıyorum. Gene yaptın yapacağını. Allah'ım, sen elini misin? Ben kaçayım.
Sen de böyle sallasana da kendini niye yiyorsun? Otomatikman haklısın Nesil Bey. Bırak beni. Ana. Kaçtım sallan başlıyorum. Müsait bir yerde ineceğim ben. Sen dersin bak bu salınca. 80 kilometre hız yapıyor lan. Bırak diyeceğim. Bak dedeciğim. İleride çevirme varmış. Ütülmüş. Bak hızlı gitmekten. Hızlı sallama lan. Cezayı yedim şimdi lan. Ya onu mu lan? Lan karısını pikniğe götürdü sallanmadan geri götürdü. Demiştirir mi lan? Allah'ım cezayı verdi. Öldürütülmüş. Öldür inşallah sen de. Dar ağacında sallanırsın. Kriminal ayol. Adılar itilmiş. Otomatikman ne iyi ettik buraya gelmekle be. Hakikaten çok iyi oldu ya. Allah belanızı versin sizin meşe kuzulakları. Ana! La bu yarışma la velen sukman değil. Ya itilmiş be. Bu televizyonu arabanın aküsüne bağladık ama aküyü bitirmesin sonra. Yok lan bir şey olmaz merak etme. Ana! Lan karıncalı gösteriyor lan bu. Ormana geldik tabii. Karıncalar da dağılmıştır televizyona. Öyle göstermesi de normaldir. Lan çok konuşma lan çok konuşma. Ben şimdi bunu böyle mi seyredeceğim? Sen bunu böyle püknükte zulmedersen Allah da senin televizyonun netlik ayağını iyiyle bozur işte. Dedin de aklıma çok güzel bir fikir geldi kız kakılmış. Böyle çok iyi lan kakılmış. Hiç oynama lan. Böyle çok cam gibi gösteriyor vallahi bak. Kız ırıs buruk ye. Acüre çetelerinle yaktın beni be. Hani bu ayı ormanda stres atacaktı ha ulan. Ne kadar sizmişim ben be. Lan konuşma lan kakılmış. Konuştukça kafan oynadı diyorsun. Kafan oynadıkça anten oynuyor. Görüntü bozuluyor. Lan yürü lan Baydoğan. Yürü sen bakayım. Geç lan. Yürü otomatikman geç sen, bakayım şunu. Geç dedim. Sen yürü. Yürü. Gel bak ben senin yerinden de hiçbir şey gelmiyor be. Adam gibi bir gölge yapamadım durdu ben. Doğrudur şemsiye olsan Allah kakılmış inek. Allah belanı versin senin. Gölgede 40 derece ayıp. Rasim abi. Efendim yenge. Baba ben sana bir şey soracağım. Şimdi aha bizim buradan. Oh bizim gece gondolara kadar yürürsen ne kadar zamanda varırsın? Vallahi şimdi buradan orası 150 kilometre falan olduğuna göre otomatikman 10 gün sürer. 10 gün mü? Siz iki kişi yürüyeceğinize göre ikiye bölersek 5 günden kaldı varamazsınız bizim oraya. Değil mi? Nasıl yani? Şimdi otomatikman hiçbir şey anlamadım. Ben zaten hiç şaşırmadım. Kız Ruhiye. Hadi koş gidiyor. Hadi. Yürü. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Sen ne yapıyorsun lan bunda? Koş koş. Hadi ben de bu koş. Sen hiç merak etme Tilmiş. Arabanın plakasını otomatikman aldım. Hiçbir yere kaçamam ben. Sen hakikaten sallamışsın lan Resmi. Allah'ım sana şükürler olsun. Ayıyı ormanına geri iade ettik. Çok bu problem de böylece çözümlenmiş oldu. Amanın, çok şükür. Çok şükür. Lan Ruhiye. Ayılar da kediler gibi yönlerini bulabilirler mi? Yani eve gelebilirler mi? Yok kız. Ayılarda yön bulma duygusu yoktur. Allah'ım sana bir kere daha teşekkür ederim. Ayılara bu hissi vermediğin için binlerce kere teşekkür ederim. Yani kime ne vereceğini o kadar iyi biliyorsun ki. Kız ayı istilasından kurtuluşumuzu biz niye kutlamıyoruz ki? Kutluyor. Hadi kız Ruhiye. Oyna kız oyna. Vallahi onlar eve dönene kadar en az 5 gün rahat edeceğiz. Oyna yani oyna. Dur ben oynarsam kaza ederim. Oyna yani sen. Sen oyna. Oyna. Oyna oyna oyna. Oyna, 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 oyna. Ayna, 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 ayna. Bu ne? Durun ulan! Kaçaklar sizi! İtilmiş kardeşimi böyle dağ başında bırakıp kaçmak var mı lan? Ay, durun bakalım.
Alkol kontrolü yapacağız. Lütfen şu aleti üfler misiniz? Bak içilmiş. Aslında ben sana küçük bir şaka yaptım. Hakikaten de komikti değil mi? Ya bak, Arap Kadir abiyle de olmasaydı kestirmeden oğumuzu kesemeyecektik. Bizi burada kurda kuşa yem edeceydiniz. Üstelik alkol kontrolünden de alkollü çıktınız. Size 10.000 edilmiş yumruğu ceza kesiyorum. Ben temsilize gitmek istiyorum. Avukatımı isteyen. Sen de beni tahsis etsene lanet. Otomatikman edilmiş abi. Bırak seni bu lan. Orman kaç kınayı. Bırak.